Hayır, araştırma şansımız olmuyor. Nereye, hangi resmi dairede varsak tepkiyle karşılaşıyoruz. Aynı kullanım oranı %40, %50 oranında zamlanmış maalesef. Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda vatandaşların elektrik ve su faturasına gelen zamları araştırabilmesi yönünde bir önerge sunuldu. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına faturalarınıza gelen zamları araştırabiliyor musunuz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Hayır, araştırma şansımız olmuyor. Nereye, hangi resmi daireye varsak tepkiyle karşılaşıyoruz. Öyle bir hakkımızı arayamıyoruz yani öyle. Bu elektrik, su, diğer fatura ödemelerinde hiçbir doğal haklarımızı kesinlikle dile getiremiyoruz. Hiç kimse de dinlemiyor. Peki siz zam olduğunu düşünüyor musunuz faturalarınızda? Tabii. Ya mesela tükettiğimiz elektriğin %80'i gayri ihtiyari giderler. %20'si de kullandığımız elektrik. Biz öyle biliyorum. Öyle bir görüntü. Araştıramıyoruz zaten. Çünkü bir şirket kurmuş adam ben devletim diyor. Öbürü bir iş yeri açmış ben hükümetim diyor. Hiçbir hakkını arayamıyorsun bu ülkede. Özellikle İç Anadolu'da. Radikal bir şehir olduğu için doğruları konuşuyorsun. Adam hakkını arıyorsun. Hayır diyor, sen bu faturayı yatıracaksın. Bunu ödemek zorundasın diyorlar. Öylelikle vatandaşı eziliyor. Eziliyoruz yani. Maalesef inceleyemiyoruz ama her şeye çok zam geldi. Artık insanlar yetiştiremiyor, ne olacak biz de bilmiyoruz. Yani aşırı zam var, her şeye var. Sırf elektriğimize değil zaten. Doğalgazımız, şunumuz, bunumuz, yiyecek, içecek, artık insanlar ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette. Yani Türkiye gerçekten çok büyük bir kaostayız. İnşallah sonumuz hayırlı olur. Zamlardan şikayetçiyiz aşırı derecede. Yetkililerden buna bir çare bulmalarını istiyoruz. Elektrik ve su faturanıza gelen zamları araştırabiliyor musunuz? Hayır. Aşırı derecede yüksek. Özellikle Kayseri gibi bir şehirde su neden yüksek soruyorum belediye başkanımıza. Elektrikte çok kalem var, çok pahalı. Bunlara bir çözüm bulmalarını rica ediyorum. Bunlardan şikayetçiyiz vatandaş olarak. Oğlum geliyor. Peki faturalarda bir zam olduğunu düşünüyor musunuz? Fiyatlar tabii, nasıl etkiliyor? Tabii hem de çok zam. Hele hele özellikle de bizim gibi emekliler için çok fazla. Çok fazla. Allah yardımcısı olsun benim gibi emeklilerin yavrum. Çok zor. Yo, hiç dikkat etmiyorum. Peki araştırabilme şansınız var mı sizce bunu? Araştırabilme şansım var tabii ki, evet var. Araştırmak lazım yani. Neyin nereden ne kesinti oldu, ne şekilde hükümet tarafından mı zam geliyor, yoksa çalışanlardan mı kaynaklanıyor, yanlış okuma falan, saati evde bulunan saatler var ya, onlarda da bir sorun olabilir. Bu tür şeyler aslında araştırmıyormuş. Araştırmak lazım yani. Neden araştırmıyorsunuz peki? Vallahi ne diyeyim işte, vurdun duymazlık mı artık, ne dersin? Her şey. Araştıracak merci mi? Araştıracak merciyi de aslında bulamıyoruz yani. İstesek başvurmak lazım yani. Vallahi ben incelemiyorum da, inceleyeni de sanmıyorum. Türkiye'de de inceleyeni sanmıyorum. Türkiye'de herkes kaderine mahkum. Öyle gidiyor yani. Türkiye'nin durumu öyle. Peki faturalarınızda bir zam olduğunu düşünüyor musunuz? Var. Zam olmaz mı? Bayağı var yani. Su paralarında, elektrikte falan var diye düşünüyorum yani. Elektrik ve su faturasını gelen zamları yaşayarak öğreniyoruz zaten. Gün geçtikçe hayat pahalılığı, ekonomik imkanlar kısıtlı oluyor. Ben mesela iki çocuk babasıyım. Devlet okulunda okuyor çocuklarım. Dün kırtasiye ve okula ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittim. İki çocuğun kırtasiye, okul masrafı, kıyafetleri dahil 1700 lira fatura çıktı. Düşünüyorum yani asgari ücretle çalışan insanlar çocuklarını nasıl okutuyorlar, nasıl şey yapıyorlar. Devlet büyüklerinin de sokağın nabzını ölçmesi açısından bilhassa belediyeler, valilikler aracılığıyla, kaymakamlıklar aracılığıyla insanların içerisine girip hayat pahalılığını araştırmalarını istiyorum genel olarak. Hani orada pencereden bakınca maalesef görünmüyor hayat pahalılığı.
Bugün 3 çocuk diyor mesela, en az 3 çocuk yapın diyor. Ben düşünüyorum, eğer benim 3 çocuğum olsa tam asgari ücrete tekabül ediyor çocukların kırtasiye masrafı. Elektrikler zamlanmış, sular zamlanmış. Bunlar basında fazlasıyla yer almıyor. Zam gelenler. Ama bakıyorum belli kısımların zamlarını gündeme getiriyorlar. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte suya şu kadar zam yapmış diyorlar. Türkiye'de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi yok. TEDAŞ da zam yapıyor. GASKİ de zam yapıyor mesela. Pandemi var diyorlar. Mesela her şeyi pandemiye yoruyorlar. Ama bakıyoruz piyasa araştırması da yapılmıyor. Esnaf da fazlasıyla denetlenmiyor. Sadece yaptırım uyguladık diyorlar ama büyük firmalara maalesef bir yaptırım uygulanmıyor. Faturalarınızın zamlı geldiğini düşünüyor musunuz? Geçmiş dönem faturalarıma baktığım zaman benim stabil mesela iki çocuklu bir aile yapım var. Değişmeyen faturalarım var ama bakıyorum aynı kullanım oranı %40 %50 oranında zamlanmış maalesef. Ama maaş o kadar zamlanmıyor yani. Faturaya %50 zam gelmiş. Bakıyorum bunu kime şikayet edeyim, yani kime derdimi yanmam lazım. Sosyal medyadan yazsa insanlar maalesef son dönemde çekiniyor. Konuşmaya çekiniyor, yazmaya çekiniyor. Siz de yaşıyorsunuzdur. Röportaj bile yapmaya çekiniyorlar. Ama bu yaşadığımız sıkıntılar yani.